Arkadaşlar merhaba. 13 numaralı föyde organik bileşikler ünitesinin 5. kısmını işleyeceğiz. Ve bu föydeki anlatacağım konular aromatik hidrokarbonlar ve bunlardan önemlisi benzendir. Benzen ve türevlerine aromatik hidrokarbonlar denir ve aromatik bileşiklerin temel üyesi benzendir. Benzen 6 karbonlu bir halka olup her bir köşesinde karbon atomu vardır ve bu karbonlara bağlanmış birer tane hidrojen atomu içerir. Ve molekülde 3 tane çift bağ olup karbon atomları arasında bir tek bir çift şeklinde sıralanmaktadır. Benzen molekülündeki 3 çift bağın hangi karbon atomları arasında olduğu bellidir. Ve pi elektronları gerçekte karbon atomlarının altısını kuşatmaktadır. Ve molekül rezonans yapıdır. Rezonans nedir arkadaşlar? Rezonans pi bağlarının aynı atomlar arasında dönmesidir. Mesela benzen molekül çizerken karbon atom arasındaki pi bağ burada gösterilebilir. Fakat arkadaşlar bu bağlar dönmeden dolayı diğer karbon atomlar arasında olabilir. Yani bu şekilde gösterilebilir veya bu şekilde gösterilebilir. Ve arkadaşlar buradaki dönmeyi ifade etmek için arkadaşlar benzen halkasının içinde bir tane yuvarlak yapılır ve bu yuvarlağın adı nedir arkadaşlar? 3 çift bağ ama hangi karbon atomu arasında olduğu gösterilmez arkadaşlar. Benzen molekülünde her bir karbon atomu SP2 bileşmesi yapmıştır diyeceğiz. CC bağ uzunlukları aynıdır. Karbon atomlarına bağlı hidrojenlerin kimyasal yapısı aynıdır. Benzen doymamış bir yapı olmasına rağmen doymamış hidrokarbon özelliğini göstermezler. Yani katılma reaksiyonu vermeye yatkın değillerdir çünkü bu yapı çok oralıdır. Ve suda çözünmezler. Eter, karbon tetraklor gibi apolar sıvılara çözünürler. Kaynama noktası 80 santigrat derece, donma noktası 5 santigrat derece olup benzen oda koşullarında sıvı halde bulunduğu için arkadaşlar çok fazla kullanılan organik bir çözücüdür. Ve aromatiklik sadece benzene özgü olmayan bir kararlı bir haldir. Aromatik bir bileşim bazı özellikleri şunlardır. Bunlar rezonans yapıdadır ve molekülde atomlar aynı düzlemdedir. Halka içindeki pi elektronlarının sayısı 4n artı 2 pi kadardır ve n halka sayısı demektir arkadaşlar. Ve buna göre benzende n eşittir 1 olduğundan moleküldeki pi elektronlarının sayısı 6'dır ve pi bağlarının sayısı ise 3'tür diyebiliriz. Aromatik hidrokarbonlar tek halkalı, bitişik iki halkalı veya bitişik çok halkalı olabilirler. Ve tek halkalı olan nedir arkadaşlar? Benzendir. Ve benzen halkasına bir tane CH3 bağlanmışsa bunun ismi toluen olur. Eğer ki iki halka yan yana gelmişse bunun ismi naftalindir. Üç halkası yan yana gelmişse bunun ismi ise antrasendir diyebiliriz. Örnek 1. Bu soru 2010 yılında LYS sınavında sorulmuş bir soru. Ve soruda yukarıda verilen 1. 2. ve 3. bileşiklerle ilgili aşağıdaki faylardan hangisi yanlış diye sorulmuş. A şıklarına bakarsak birincisi siklo alkanlı demiş. Evet, halkalı yapıda ve hiç ikili bağ olmayan bir yapı, o yüzden siklo alkanlı deriz. B şıkkı 1. ve 2. bileşikler alifatik hidrokarbonlardır. Alkanlar, alkenler, valkinler. Bunların halkalı yapıları arkadaşlar nedir? Alifatiktir. O yüzden B şıkkı da doğrudur ve gördüğünüz gibi 2. bileşik bir alken bileşiktir arkadaşlar. 6 karbonlu bir alken bileşiği görüyorsunuz. C şıkkı 3. bileşik aromatiktir. Evet, gördüğünüz gibi benzen halkası var ve aromatiktir. Bu da doğru. D şıkkı 3. bileşikteki toplam hidrojen sayısı 2'dekinden fazladır demiş. Arkadaşlar 3. bileşikteki hidrojen sayısına bakarsak benzenin kapalı formülünü hatırlarız. C6H6 diyebiliriz. Veya benzenin açık formülünü çizebiliriz. Ve böyle yapabiliriz. Her bir köşede bir karbon vardı. Ve tüm karbonlar 3 tane bağ yaptığı için arkadaşlar hepsinin yanına birer tane hidrojen gelir. Böylelikle 6 tane hidrojen olur diyebiliriz. 2. bileşiğe bakarsak arkadaşlar 3, 5, 6, 7, 9, 12 tane hidrojen vardır. Yani 2. bileşikteki hidrojen sayısı daha fazladır. O yüzden D şıkkı yanlıştır diyoruz. Örnek 2'ye bakalım şimdi. Yapı formülü şeklinde olan bileşik ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır demiş. Aromatik bileşiklerin temel üyesidir. Evet, gördüğünüz gibi bu bir benzendir arkadaşlar. Ve aromatik bileşiklerin temel üyesidir deriz. B şıkkı suda iyi çözünür. Bu yanlıştır çünkü benzen bir apolar moleküldür. Yani C ve H'tan oluşan organik bileşikler neydi? Apolardı. Apolar oldukları için de polar olan suda çözünmezlerdi. O yüzden suda iyi çözünmez. C, D, E şıklarını okuyalım. Tekrar etmiş oluruz. Benzen olarak adlandırılır. Evet. Karbon atomları arasındaki bağ uzunluğu aynıdır. Eşittir. Evet. Rezonans yapısı şeklinde demiş. Evet. Rezonans yapısı neydi? Pi bağlarının yerlerini değiştirerek yaptığımız yapıydı. Ve bu da doğrudur. O yüzden yanlış soru için cevabımızı B şıkkı işaretlemiştik. Aromatik bileşikler aril grupları. Aromatik hidrokarbonlardan yani arenlerden hidrojen çıkartılmasıyla elde edilen gruplara aril grupları denir. Ve benzen molekülden bir tane hidrojen çıkartılırsa geriye kalan gruba fenil denirken bu şekilde gösterilir. Evet, benzen halkasından bir tane çizgi çıkardığımızda veya yuvarlak yapıp bir tane çizgi çıkardığımızda nedir? Bu fenildir ve bunun formülü C6H5 olarak gösterilir. Eğer ki benzen halkasına bir tane metil bağlanmışsa buna ne denir? Toluen denir. Ve bu toluen grubundan yani metil grubundan bir tane hidrojen eksilirse buna ise arkadaşlar
benzil denir. Gördüğünüz gibi benzil halkasından eksilmemiş. Bu sefer nereden eksilmiş? CH3'ten eksilmiş. O yüzden CH2 yazılmış. Ve bunun ismi arkadaşlar benzildir diyoruz. Örnek 3. Aşağıdaki bazı hidrokarbonlardan bir hidrojen ayrılması ile oluşan grupların hangisinin adı yanlış verilmiştir? Bakıyoruz arkadaşlar, iki karbonlu ve ikili bağ var. Bu nedir? Alkenil grubuydu. Ve alkenin ismini sonra ile getirerek isimlendirdik. Yani bu iki karbonlu için eten ve sonra ile getirirsek etinil olacaktır. Yani doğrudur. Buna bakarsak 1, 2, 3 karbonlu ortadaki karbondan hidrojen eksilmiş. Arkadaşlar bu neydi? İzopropildi. Enpropil demişler. O yüzden B şıkkı yanlıştır. Suna bakarsak 6 karbonlu bir sikloalkan vardır. Ve buradan hidrojen eksilse ne olurdu? Sikloalkan olsaydı ne olacaktı? Siklohegzan diyecektik. Ama bir hidrojen eksik olduğu için siklohegzil diyoruz. Yani bu da doğru. D şıkkına baktığımız zaman benzenden bir hidrojen eksildiğinde fenil diyorduk. Benzen halkasına bağlı olan C3'ten bir hidrojen eksildiğinde benzil diyorduk. O yüzden D ve E de doğrudur. Ve yanlış sordukları için cevabımızı B şıkkı işaretlemiştik. Örnek 4. Bu soru 2009 yılında ÖSS sınavına sorulmuş bir soru. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde bir hidrojen çıkartılması oluşan alkil ya da aril grubunun adı karşısında yanlış verilmiştir? Arkadaşlar bakıyoruz. CH4 bir hidrojen eksilmiş CH3 olmuş. Ve bunun ismi ne olacaktır? CH4 metandı. Bunun ismi metil olur. CH3 CH3 yani iki karbonlu bir alkan bileşiği görüyorum. Ve buradan bir hidrojen eksilse ne olur? C2H5 olur. Bunun ismi ise neydi? Etildir. Ve C şıkkına baktığımız zaman bir propan görüyorsunuz. 3 karbonlu bir alkan bileşiği. Ortakinden hidrojen eksilmiş ve bu nedir? İzopropildir. Bu da doğru. D şıkkına baktığımız zaman CH3, 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 4 karbonlu bir alkan bileşiği görüyoruz ve ortadaki hidrojenden bir karbon hidrojen eksilmiş. Arkadaşlar buradaki karbon neydi? 3 tane karbon komşusu olduğu için tersiyer karbonlu. Ve buradan eksilirse ne derdik buna? Tersiyer bütül derdik. Yani bu da doğrudur. Ve E şıkkına baktığımız zaman benzen halkası görüyoruz ve bundan bir hidrojen eksilmiş. Bunun ismi nedir? Fenildir. Benzil değildir. O yüzden E şıkkı yanlıştır diyoruz. Aromatik bileşiklerin adlandırılması. Arkadaşlar benzen halkasına bir atom ya da bir grup bağlandığında o grubun ya özel ismi vardır ya da bunu isimlendirirken bağlı olan grubun ismini söyleyip onun ardından benzen diyebiliriz. Ve hangi karbon atomuna bağlı olduğu önemli değildir çünkü bu durumda izomer yoktur. Her bir karbon atomunda bağlı olmuş olabilir diyoruz. Ve baktığımız zaman bu grupta isimlendirirken birincisinin ismi ne olacaktır? Kloro benzen diyebiliriz arkadaşlar. Ve ikincisine bakarsak ne olacaktır? Özel ismi toluendir ama genel ismi nedir? Metil benzendir diyebiliriz. Şu bileşiğe baktığımız zaman etil bağlı olduğu için etil benzen diyebiliriz. Ve alttakine bakarsak OH bağlı. Buna ne deriz? Hidroksi grubu bağlı olduğu için hidroksi benzen veya bunu daha çok bilmeniz gereken isim arkadaşlar fenoldür. NH2 bağlıysa nedir? Amino grubudur bu. O yüzden amino benzen veya çok bilmeniz gereken isim nedir arkadaşlar? Anilindir. Ve NO2 bağlıysa buna nitro denir. Ve bu bileşiğin ismi ne olacaktır? Nitro benzen olacaktır. Peki benzen halkasına iki ya da daha fazla atom grubu bağlıysa halka boyunca gruplar en küçük numaraları alacak şekilde numaralandırılır ve 1'den 6'ya kadar numaralı olur. Farklı konumlarda bağlı gruplar varsa arkadaşlar birbirinin izomeri diyebiliriz. Mesela şurada klor atomu 1. ve 2. karbona bağlanmış. Burada 1 ve 3'e bağlanmış. Burada ise 1 ve 4'e bağlanmış. Arkadaşlar bu bunlar farklı konumlarda olduğu için bunlar birbirinin izomeri diyebiliriz. Ve bunu isimlendirirken ne deriz? 1-2 diklorbenzen. Bunun ismi 1-3 diklorbenzendir. Ve bununki ise 1-4 diklorbenzendir. Benzen halkasında 2 klor atomu arasında en fazla 3 farklı şekilde bağlanabilir. Oluşan yapılar birbirinin konum izomeri diyebiliriz. Evet, bundan farklı bir bağlanma şekli olamayacaktır arkadaşlar. Ve metil bağlamında bakarsak yine 1-2 şeklinde bağlanmış. O yüzden 1-2 dimetil benzen deriz buna arkadaşlar. Buna 1-3 dimetil benzen veya bu bileşik arkadaşlar 1-4 dimetil benzen deriz. Ama benzen halkasında 2 tane C3 bağlanmışsa bunun özel adı arkadaşlar kisilendir diyebiliriz. Yani bunu isimlerken 1-2 kisilen şeklinde isimlendirebiliriz ya da 1-3 kisilen veya 1-4 kisilen diyebiliriz arkadaşlar. Benzen halkasında iki grup bağlıysa burada 3 konum söz konusuydu. 1-1, 1-2, 1-3 veya 1-4 konumları vardı. Ve bu sayılar yerine arkadaşlar orto, meta ve para terimlerini kullanabiliriz. Eğer ki iki komşu karbonda yani 1-2 bağlanmışsa arkadaşlar bu konum ortodur ve komşunun olsun aklınıza gelsin arkadaşlar. 1-3 karbonlarına bağlıysa bu meta konumudur arkadaşlar. Ve 1-4'e bağlıysa karşılıklı durumludur. Ve bu para öneküyle belirtilir. Ve ortayı O ile gösteririz. Metayı M ile, parayı da P ile gösteririz. Gördüğünüz gibi 1, 2, 1, 3 ve 1, 4 konumları. Şimdi şöyle bakarsak burada nitro nasıl bağlanmış? 1, 2 konumda bağlanmış. Bunun AIPAC ismini söylersek 1, 2, dinitro benzen diyebiliriz. Veya orta konumuna göre söylersek arkadaşlar iki komşu karbonda oldukları için orto dinitro
benzen şeklinde isimlendirebiliriz. Evet, 1-2 demek yerine orta dedik. Buraya baktığımız zaman 1-2-3, yani 1-3 konumda bağlamışlar. Ne deriz buna? 1-3 dimetil benzen diyebiliriz. Ve arkadaşlar bunu isimlendirirken ne diyebiliriz? Orto değil, meta olduğu için meta dimetil benzen şeklinde isimlendirebiliriz. Ve arkadaşlar burada iki tane metil grubu bağlıysa bu neydi? Kislendi. Ve kislen olduğu için buna ne diyebiliriz? Meta kislen şeklinde isimlendirme de yapabiliriz. Buraya baktığımız zaman klorlar 1, 2, 3, 4 şeklinde bağlanmış. Yani nedir bunun AIPAC ismi? 1, 4, diklor benzen diyebiliriz. Veya para konumunda bağlandığı için de para diklor benzen şeklinde isimlendirme yapabiliriz. Bu bir işe baktığımızda amino grupları 1-2 konumunda bağlanmış. O zaman bunun sistematik adını söylersek şöyle alt yazacağım arkadaşlar. 1-2 di amino benzen diyebiliriz. Ve arkadaşlar konumlarından dolayı bunlara orta di amino benzen diyebiliriz. Veya bir tane amino grubu bağlıysa bu neydi? Anilindi. Ortada bağlandığı için diğer amino orto amino anilin şeklinde isimlendirmeler yapabiliriz arkadaşlar buna. Arkadaşlar benzen halkasına farklı atom ya da gruplar bağlandıysa bu sefer karbon atomlarının öncelik sırasına göre belirlenir. Yani sıralamada önceliği olan atom ya da grubun bağlı olduğu karbona bir atom bir numara verilir. Ve öncelik sıralaması nasıldır? COOH en öncelikli gruptur. Sonra CHO aldehit grubu. Ondan sonra arkadaşlar keton grubu. Ondan sonra OH önceliklidir. Ondan sonra amino grubu. Alkiller. R alkil demekti. Ondan sonra NO2 ve en az öncelikli olan kimdir? X'ler, yani halojenlerdir arkadaşlar. Ve birinci örneğe baktığımız zaman bir tane metil bağlanmış, bir tane klor bağlanmış. Öncelikli kimdir? R ve halojen arasında. R daha önceliklidir. O yüzden buraya 1 diyoruz, buraya 2 diyoruz. İsimlendirirken de 1 metil 2 klor benzen veya orta klor toluen şeklinde söyleyebiliriz. Ne demiştik? Benzen arkasına bir tane metil bağlıysa bunun ismi toluendi. Ve klor burada orta konumdan bağlandığı için orta klor toluen şeklinde isimlendirme yapabiliriz. İkinci bir işe baktığımız zaman bir tane OH bağlanmış, bir tane metil bağlanmış. Öncelikli olan kimdir? OH'tır. O yüzden buna 1 diyoruz. Buna 2, buna da 3 diyoruz. Ve isimlendirirken buna 1 numara verdiğimiz için 1 hidroksi 3 metil olduğu için 3 metil benzen şeklinde isimlendirebiliriz arkadaşlar. Veya bunu farklı şekilde nasıl isimlendirebiliriz? Benzen arkasına bir tane OH bağlanınca ne olurdu? Bunun ismi fenol olurdu. Ve öncelikli olan grup burası olduğu için fenol olduğu için buraya ne diyebiliriz? 3 metil fenol diyebiliriz. Veya burada meta konumundan bağlandığı için arkadaşlar meta metil fenol şeklinde isimlendirme yapabiliriz. Peki buraya baktığımız zaman bir tane amino grubu bir tane nitro grubu alınmış. Öncelikli olan kimdir? Aminodur. O yüzden buraya 1, 2, 3, 4 deriz. Ve isimlendirirken 1 amino 4 nitro benzen diyebiliriz. Veya amino grubu bağlıysa neydi arkadaşlar? Anilindi. Öncelikli olan grubumuz amino olduğu için buna anilin şeklinde yapabiliriz. Yani 4 nitro anilin diyebiliriz arkadaşlar. Veya para konumunda bağlandığı için de para nitro anilin şeklinde isimlendirme yapmak mümkündür. Buraya baktığım zaman nitro ve CL bağlanmış. Nitro CL'den daha öncelikli. O yüzden buraya 1 diyorum. Buna 2, buna 3 diyorum arkadaşlar. Ve 1 nitro 3 kloro benzen şeklinde isimlendirebiliriz. Bu bir işi. Veya meta konumda bağlandığı için de meta nitro klor benzen şeklinde isimlendirme yapabiliriz arkadaşlar. Etkinlik 2'yi çözerek benzen halkasındaki birleşiklerin isimlendirmesini yapalım. Brom bağlanmış arkadaşlar. O zaman bunun ismi nedir? Bromo benzendir. Ve şuraya baktığımızda benzen halkasının CH3 bağlanmış ama buradaki hidrojen eksilmiş. Brom bağlanmış yine. Şu kısmın ismi arkadaşlar neydi? Benzildi. Bu da bromdu. O zaman benzil bromür bileşiğin ismi olur arkadaşlar. Bir sonrakine baktığımız zaman bir tane CH3, bir tane C2H5 bağlanmış. Önce kimdir? Burada da. O yüzden 1, 2, 3 şeklinde devam ederiz. Ve bileşiğin ismi ne olur arkadaşlar? 1 etil, 2 metil, benzen şeklinde isimlendirebiliriz. Ve arkadaşlar bu bir isimlendirirken ne diyebiliriz? Etil toluen, orto etil toluen şeklinde isimlendirme yapabiliriz. Orta konumda bağlandığı için. Buraya baktığımız zaman bir tane amin grubu almış. Bir de ne bağlanmış? Metil. Önce kimdi? Burada. O yüzden buraya 1 deriz arkadaşlar. Burası 2 olur. İsimlendirirken 1 amino 2 metil benzen diyebiliriz. Veya orta konumda bağlandığı için arkadaşlar
ortometil anilin şeklinde isimlendirme yapabiliriz arkadaşlar. Evet, şuraya baktığımızda ise bir nitro bir de C3 bağlamış. C3 nitrodan daha önce ekliydi. O yüzden arkadaşlar önce kimde? 1 diyoruz C3'te. 1, 2, 3 şeklinde. O zaman 1'de C3 bağlandığı için 1 metil 3 nitro benzen diyebiliriz. Veya 3 nitro toluen şeklinde isimlendirme yapabiliriz arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman burada bir tane OH bir de amino grubu almış. OH daha önce ekli olduğu için buraya 1 diyoruz. 2, 3, 4 oluyor. Ve şuraya baktığımızda NH2 bağlı için 4 tol için 4 amino hidroksi benzen şeklinde söyleyebiliriz. Veya 4 amino fenol diyebiliriz. Veya para amino fenol şeklinde isimlendirme yapabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi para konumda. Peki şunlara baktığımızda arkadaşlar 3 tane grup almış. 3'ü de C3 şeklinde. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde 5 şeklinde söyleriz. Yani ne deriz burada? 1, 3, 5 trimetil benzen şeklinde isimlendirme yapabiliriz. Buraya baktığımız zaman bir tane OH, iki tane C3 bağlamış. OH öncelikli olacağı için buraya 1 diyoruz. 2, 3 oluyor. Ve ne olur? 2, 3 dimetil hidroksi benzer şeklinde isimlendirme yapabiliriz. Ve sonuncu gruba baktığımız zaman 1, 2, 3 tane ne bağlamış? NO2 bağlamış. Bir de metil bağlamış. Önce kimde? Metilde. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde sayarsak ne olacaktır? 2, 4, 6 nitro, 1 metil benzen ya da trinitro toluen diyebiliriz. Ve arkadaşlar bu bileşiğin kısa ismi arkadaşlar TNT'dir. Yani trinitro toluen maddesi TNT diyebilen bilinen patlıcan kullanılan bir maddedir. Örnek 5'e bakarsak fenol ve anilin bileşiklerinin aromatik halkaya bağlı olan gruplar aşağıdaki hangisi doğru verilmiştir? Fenolde neydi arkadaşlar? OH'tı. Anilinde ise neydi? Aminoydu yani NH2 grubuydu. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Örnek 6. Bu soru 2011 yılında LYS sınavında sorulmuş bir soru. Soruda benzen halkasındaki iki hidrojen atom yerine iki nitro grubunun farklı konumlarda bağlanması en çok kaç yapı izomeri oluşur demişler. Arkadaşlar benzen halkasını şöyle çizelim. Birer tane ikili bağ yapalım. Ve hatırlayın buradaki her bir karbon atomunda bir tane hidrojen vardı. O yüzden her iki hidrojen ne olacaktır? Farklı karbonların çıkacaktır. Yani bir konum bu olabilir. İkinci konum biri buradayken diğeri burada olabilir. Ve üçüncü konumda ise arkadaşlar biri buradayken diğeri burada olabilir. Ve diğer konuların hepsi nedir arkadaşlar? Aynıdır aslında. Yani mesela burada buradayken burada olması yine bu ilk durumda aynıdır. O yüzden en fazla 3 tane yapı izomeri olabilir. Ve bunlar hangi konumda olur? 1, 2 veya 1, 3 veya 1, 4 konumlarında olabilir. 1, 2 konumu neydi? Orto. 1, 3 konumu meta. Ve 1, 4 konumu ise para şeklinde isimlendirmiştik. Yine cevabımız C, B şıkkı 3 olacaktır arkadaşlar. Yaygın benzen türleri ve özellikleri. Birincisi fenol arkadaşlar. Aromatik halkaya OH bağlanması oluşan bileşiklerdir ve bunların özel ismi nedir? Fenoldür ve diğer ismi hidroksibenzendir. Ve kapalı formülü C6H5OH şeklindedir. Bunlar beyaz kristalli yapıda olan bir moleküler katıdır ve kömür katranı ve halobenzenlerden üretilir. Fenoller bazı ilaçlar aspirin gibi formaldehit, bakalit, antioksidan ve sentetik reçine yapımında kullanılan maddelerdir. Ve arkadaşlar fenol zayıf asit özelliği gösterir. Bir alkol değildir. İkincisi anilin. Aromatik halkaya amino grubunun bağlanması oluşan bileşiklerdir. NH2 grubu alınır. Ve bunun diğer ismi nedir? Aminobenzendir. Kapalı formül C6H5NH2'dir. Nitrobenzen hidrojen ile indirgenmesinden elde edilir. Boya ve ilaç yapımında kullanılır. Ve zayıf baz özelliği gösterir arkadaşlar. Bir diğeri toluen. Aromatik halkaya C3 bağlanmasıyla oluşan yapıdır. Ve bunun diğer ismi metilbenzendir. Renksiz bir sıvı olan toluen taş kömür katranından ya da petroldeki hidrokarbonlardan elde edilir. Birçok organik madde için iyi bir çözücüdür ancak kaynama noktası yüksek 111 santigrat derece olduğundan ortamdan uzaklaştırılması zordur. Genelde boya inceltici olarak kullanılır ve yükseltkenliğinde benzoik aside dönüşür. Nitrik aside nitrolandığında ise bir patlayıcı olan trinitrotoluen yani TNT bileşini oluşturur. Naftalin ise iki benzen halkasının bir araya gelmesi oluşan yapıdır ve kapalı formülü Cb10H8'dir. Kömürün damatılması elde edilir. Beyaz pulcuklar biçiminde sübünleşebilen bir katıdır. Boya ham maddesi, güve öldürücü, parfümeride ara madde olarak kullanılır. Naftalin kanser neden olabilecek bir madde olarak sınıflandırılmıştır. Örnek 7. Bileşiği ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur demişler. Bakalım arkadaşlar bileşiğe. Bir OH grubu benzen halkasına bağlanmış. Bunun özel ismi neydi? Fenoldü veya sistematik adı nedir? Hidroksibenzendi. Birinci yargı o zaman doğru. İkinci yargı zayıf asit özelliği gösterir. Evet arkadaşlar fenol bileşiği bir alkol değildir. Bu bir zayıf asittir. Lütfen buna dikkat edin.
Üçüncü yargı, moleküller arasında hidrojen bağı içerir. Evet, OH'tan dolayı arkadaşlar hidrojen bağı yapabilir. O yüzden bu yargı da doğrudur. Cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. Örnek 8. Yaygın benzen türevleri ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? 1. Toluen polar maddeler için iyi bir çözücü olan aromatik hidrokarbondur. Arkadaşlar toluen apolar bir moleküldür. Apolar maddeler apolarda iyi çözünürler. O yüzden polar maddeler için iyi bir çözücü değildir. Ve toluen molekülü arkadaşlar sadece ve CH'ten oluşur. C ve H'ten oluşur. Dolayısıyla bunlar apolardır. Yani polar madde için iyi bir çözücü değildir. Bir yanlıştır. İkinci yargı, anilin boya, ilaç yapımında kullanılan zayıf baz özellikli bir aromatik bileşiktir. Evet, anilin zayıf baz özellikli ilaç ve boya yapımında kullanılan bir maddedir arkadaşlar. Naftalin, kömürün damıtılması ile elde edilir. Bu da doğrudur. Cevabımız D şıkkı 2 ve 3 diyeceğiz. Ödev testini çözerek anlattıklarımızı tekrar edelim. Birinci soru. Benzen ile ilgili aşağıdaki faydalardan hangisi yanlıştır? 1. A şıkkı. Aromatik bileşiklerin temel üyesidir. Evet doğru. Düzgün altıgen yapısındadır. Bu da doğru. Tüm karbon atomları özdeştir. Evet arkadaşlar. D şıkkı karbon karbon bağ uzunlukları farklı demiş. Yanlış. Arkadaşlar tüm karbon atomları özdeş olduğu için karbon karbon bağ uzunlukları aynı olacaktır. O yüzden D şıkkı yanlıştır. E şıkkına bakalım. Apolar yapılı olup suda çözünmez demiş. Evet benzen C6H6 kapalı formüle sahip ve organik bileşiklerde yalnızca C ve H varsa apolardır. Su ise polardı. Bu sebeple apolar olan benzen suda çözünmez diyeceğiz. İkinci soru. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi aromatik yapıda değildir demiş. Arkadaşlar aromatik yapının şartı şu. Tüm karbon atomları sp2 bileşmesi yapacak ve alkali yapıda olacak. Ve sp2 demek ne demektir arkadaşlar? Tüm karbonları en az bir tane ikili bağ yapmış olması gerekiyor. Mesela şuraya baktığımız zaman ikili bağ yapmış hepsi. Buradaki karbonlar, köşeler hep karbondu arkadaşlar bakın. Hepsi ikili bağ yapmış. Ama C şıkkında sadece bu karbonla bu karbon, bu karbonla bu karbon yapmış. Buradaki karbonlar ikili bağ yapmadığı için aromatik yapılı değildir. Ya da buradaki karbonlar sp3 hibritleşmesi yapmıştır. sp2 değil. O yüzden aromatik yapılı değildir diyoruz. Üçüncü soru. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sistematik adlandırılması karşısına yanlış verilmiştir? Baktığımız zaman birinde brom, birinde klor bağlı. Kim öncelikli? İkisi de halojen bu arada. İkisinin önceliği aynıydı ama alfabetik sıraya göre baktığımız zaman brom daha öncelikli olduğu için 1 brom, 2 klor, benzen demesi gerekiyordu ve doğru. B şıkkına baktığımız zaman bir tane OH, bir tane CH3 bağlı. OH CH3'ten daha öncelikli. O yüzden buraya 1 diyoruz, 2 diyoruz, 3 diyoruz. Ve 1 hidroksi, 3 metil benzen şeklinde isimlendiriyoruz. Baktığımızda klor ve amin bağlı. Amino grubu daha öncelikli olduğu için buraya 1 diyorum, 2 diyorum, 3 diyorum. Ve 1 amino, 3 klor dememiz gerekiyordu. 5 klor demiş. Tersten dolaşmış arkadaşlar. En kısa yoldan gitmemiz gerekiyor. O yüzden 5 klor ifadesi yanlış. Buraya 3 yazması gerekiyordu. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Dördüncü soru. Çizelgede benzen ve sikloegzen bileşikleri için bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliğe sahip olma durumu tik işaretiyle belirtilmiştir. Buna göre yapılan işaretlemelerden hangisi yanlıştır? Öncelikle benzene bakalım arkadaşlar. Benzen halkalı yapıda her bir karbon atomu ikili bağ yapmış olan moleküldü. İçinde yuvarlak vardı. Sikloegzen ise bir alkandı arkadaşlar. Alkan ne demekti? Tüm bağları tekli bağlar demektir. Budur. Yani içi boş olacaktır. Birincisi aromatik yapıda olma. Benzende evet. Doğru yani. İkincisi SP2 hibritleşmesi yapmış karbon atomları içer mi? Arkadaşlar sikloegzanda SP2 yoktur. Hepsi SP3 yapmıştır. O yüzden ikinci yanlıştır. Üçüncü yargı rezonans yapıda olma benzeyen özelliğidir. O yüzden bu da doğru. Dördüncü yargı tüm bağları sigma bağı olma. Bu sikloegzan özelliğidir ve gördüğünüz gibi tekli bağlar var sadece. O yüzden bu da doğru. Ve beşinci yargı karbon atomu sayısına eşit sayıda hidrojen atomu bulunur mu? Kimdir? Benzende C6H6'dır. Sikloegzanda ise neydi? C6H12 idi. O yüzden burada eşit olma durumu kimde var? Benzende var. Doğru işaretlenmiş. Bu da doğrudur. Yanlış sordukları için de cevabımız ikinci olacaktır. Yani B şıkkını işaretliyoruz. Beşinci soru. Aşağıdaki benzen türevi bileşiklerden hangisinin adı karşısında yanlış yazılmıştır? Baktığımız zaman OH ve klor bağlı. Arkadaşlar öncelikli olan grup kimdi? Birdi. OH'tı. O yüzden buna fenol diyoruz. Ve klor ikinci karbona bağlı olduğu için 2 diyoruz. Ve 1 2 ise neydi? Komşuydu. Ortoydu. Konu olsundan aklınıza gelsin. Orto klor fenol doğrudur. Baktığımız zaman 2 tane amino grubu bağlı. O yüzden 1-3, 1-3 amino benzen demesi gerekiyordu. Diamino benzen demesi gerekiyordu. Ama nitro demişler. Nitro neydi arkadaşlar? NO2 idi. O yüzden bu yanlış diyoruz. Altıncı soru. Benzenden bir hidrojen atomu çıkarıldığında oluşan aril grubun adı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar benzenden bir hidrojen eksilttiğimizde fenil oluşurdu. Burada benzili vermişler. Benzil neydi? Benzen halkasına bir tane metil bağlandığında ve bu metilden hidrojen eksildiği durumluyor. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız B şıkkı diyoruz. Yedinci soru. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi aromatik yapıda değildir? Arkadaşlar fenol, benzen türevi, toluen,
Benzen türevi. Fenol neydi? Benzen halkasına bir tane OH bağlanınca oluşan durumdu. Toluen, CH3 bağlanınca oluşan durumdu. Anilin, NH2 bağlanınca oluşan durumdu. Siklohexen neydi arkadaşlar? Hexen, bir altıgen yapıda olan ve bir tane ikili bağ içeren alkendi. Sikloalken bir şeydi. O yüzden D şıkkı aromatik yapıda değildir. Benzen ise zaten kendisi aromatik hidrokarbonların ilk üyesiydi. O yüzden bu da aromatiktir diyoruz. 8. soru. Benzen halkasında bir tane metil ve bir hidroksit grubu bağlanarak kaç farklı bileşik elde edilebilir? Arkadaşlar bir metil bir de hidroksit grubu bağlayacaksınız. Buraya hidroksit bağlarsam metili buradaki karbona bağlayabilirsiniz. Buraya bağlayabilirsiniz ve buraya bağlayabilirsiniz. Ve burada benzen halkasında her bir köşede arkadaşlar bir tane C vardı. Bakın bir tane ikili bağ yapmıştı. 1, 2, 3 bağ yapmış. Her birine bir tane hidrojen gelir. Yani bir karbon atomuna iki tane grup bağlanamaz arkadaşlar. O yüzden bu OH'un bağlı olduğu karbona herhangi bir grup bağlanmayacaktır. Dolayısıyla onun komşusuna bir boşluk bırakarak ve karşısına bağlanabilir. Ve bu konumda bağlandığında yine aynısı olacağı için arkadaşlar komşu olacağı için yine bir ilk konum olacaktır. Dolayısıyla 3 farklı konum vardır deriz benzen halkasında. 9. soru. Aşağıdaki aromatik bileşiklerin hangisinin adlandırması karşısında yanlış verilmiştir? Bakalım. Bir benzen halkası ve şu ne var? İzopropil var. O zaman buna ne deriz? İzopropil benzen deriz. Yani doğru. Buraya baktığımız zaman bir amino grubu bağlı bir de bron bağlı. Kim öncelik veriyorduk? Amino öncelik veriyorduk. 1, 2 diyoruz. O yüzden bir amino, iki bron benzen şeklindesindendir. Doğru. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar şu kısım neydi? Fenildi. Ama CH2 bağlanmışsa buraya neydi arkadaşlar? Benzildi. Ve buraya bron bağlanmış. O zaman isim ne olacaktır? Benzil bromür. O yüzden bu yanlıştır. Fenil bromür nedir peki? Ona bakalım arkadaşlar. Fenil bromür şu moleküldür. Benzen halkasına direkt BR bağlanacaktır. Bu fenil bromürdür. Ama benzen halkasına CH3 bağlanıp ondan sonra hidrojen eksilip bir tane brom bağlanmışsa bu benzil bromürdür. O yüzden cevabımız C şıkkı diyoruz. 10. soru. Bileşiği için adlandırmanın hangileri kullanılabilir? Arkadaşlar bakıyoruz. Amino ve klor bağlı. Amino klordan da öncelikli. O yüzden buraya 1 diyoruz. 2 diyoruz. 3 diyoruz. 4 diyoruz. Ve ismi 1 amino 4 klor benzen şeklinde olabilir. Doğru. İkinci ismi 4 kloro nitro benzen demiş. Yanlış. Arkadaşlar NH2 bağlıysa bu neydi? Anilindi. O yüzden 4 kloro anilin diyebiliriz arkadaşlar. 4 kloro anilin şeklinde yapabildik. O yüzden bu yanlış. Ve para klor anilin şeklinde demiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi para konumda bağlanmış. Ve para klor anilin ismi doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 isimleri kullanılabilir diyorsunuz. C, D şıkkı işaretliyoruz. 11. soru. Bileşiği ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Baktığımız zaman iki tane metil grubu bağlanmış ve bu bileşiği isimlendirirken ne deriz? 1-2 dimetil benzen olarak söyleyebiliriz. Ya da iki komşu karbonda bağlandığı için orto dimetil benzen olarak adlandırabiliriz. Ve birinci yargıda böyle söylemişler. O yüzden 1 doğrudur. Bileşiği ile konum izomeri demişler. Arkadaşlar bu da 1-2 1-2 dimetil benzen veya orto dimetil benzendir. O yüzden konum izomeri değildir. Aynısıdır. Burada bunların yönlerinin değişmesi, yerlerin değişmesi bir şey değiştirmez. Ancak buradaki karbon atomları arasındaki boşluğu bıraksak yani CH3 alıp buraya bağlarsak ne olabilir? Konum izomeri olabilir. Çünkü bu sefer ne olacaktır? 1-3 dimetil benzen olacaktır. Üçüncü yerge bakarsak bu bileşikte yapı izomeri demişler. Baktığımız zaman arkadaşlar şu bileşiğin oluşması için benzenin kapalı formülünü hatırlayalım bir. C6H6 idi. İki tane CH3 bağlamak için C6H6'dan iki tane hidrojen eksiltmek gerekir. O yüzden ne olur? C6H4 olmalı. Ve iki tane CH3 bağladığım için de şöyle yazabiliriz arkadaşlar bunu. Ve sayarsak C6, 2 de burada toplam 8 oldu C. Hidrojen 4, 3 kere 2, 6 toplam 10 tane hidrojen oldu. Yani kapalı form C8H10 oldu. Eğer bu işin de aynı şekilde çıkarsa o zaman ne deriz? Yapı izomeri deriz. Çünkü isimleri farklı. Bu etil benzendir. Bu 1-3-1-2 dimetil benzendir. Buna baktığım zaman burada C6H6 kapalı formdan bir etil bağlamak için ne yapmam gerekiyor? Hidrojen eksiltmem gerekiyor. C6H5 olur. Ve C2H5 bağladık. Sayarsak C8H10 olur yine. Kapalı formülleri aynı olduğu için arkadaşlar bu ikisi birbirinin yapı izomeridir deriz. Dolayısıyla cevabımız doğru olanı sorduğu için de D şıkkı 1 ve 3 olacaktır. 12. soru. Yapısına sahip bileşik ile ilgili yargılanan hangileri yanlıştır demiş. Bakıyoruz benzen halkasına bir tane OH bağlanmış ve bu grubun ismi ne olurdu? Fenol olurdu. Zayıf baz özelliği gösterir demiş. Yanlış. Fenol bağlıysa arkadaşlar zayıf asit özelliği gösterirdi. O yüzden ikinci yargı yanlıştır. Ve bu bir alkol değildi, bunu unutmayalım. Moleküller arasında hidrojen bağı var demiş. Evet, OH olduğu için arkadaşlar ve son elementleri yanında H da varsa ne olurdu? Hidrojen bağı olurdu. Dolayısıyla burada son elementinde oksijen var. Yanında hidrojen de bağlı. O yüzden hidrojen bağı yapabilir. Bu da doğrudur. Yanlış sordukları için cevabımız A şıkkı yalnız 2 oluyor. 13. soru. Aşağıdaki aromatik bileşiklerin hangisi Auer-Pacht sistemine göre yanlış adlandırılmıştır? Baktığımız zaman Auer-Pacht'a göre düşünüyoruz arkadaşlar burada.
metil bağlı benzen halkasına o zaman metil benzen deriz. Doğru. Diğerine bakarsak NH2 ve CL bağlı. Buna 1 numara diyoruz. Buna 2, buna 3 diyoruz. O yüzden 1 amino 3 klor benzen ifadesi doğrudur. Buraya baktığımız zaman C2H5 ve BR bağlı. Kim önceliklidir? R grubu, alkil grupları önceliklidir. O yüzden buraya 1 diyorum, buraya 2 diyorum. O zaman 1 etil 2 brom benzen ifadesi doğrudur. Buraya baktığımızda ise NO2'ler bağlı, bir de OH bağlı. Kime öncelik vereceğiz? OH'a. O yüzden buraya 1 dediğimde burası 2, 4, 6 olur. Yani 2, 4, 6 nitro, trinitro, 1 hidroksi benzen olması gerekiyordu. Ama burada ne demişler? 1, 3, 5, trinitro, 6 hidroksi benzen demişler. O yüzden D şıkkı yanlıştır diyoruz. 14. soru. Hidrokarbonla ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. Doymuş yapıdaki açık zincirli hidrokarbonlar alkanlı olarak sınıflandırılır. Evet, doğru. B şıkkı. Açık zincirli ve bir tane çift bağ içeren hidrokarbonlar alkenlerdir. Evet, bir tane ikili bağ varsa bu alkendir. Bu da doğru. C şıkkı. Halkalı yapıdaki doymuş hidrokarbonlar siklo alkanlı olarak adlandırılır. Evet, doymuşsa alkandır ve halkalı yapıda ise siklo alkandır. O yüzden bu da doğru. D şıkkı. Benzen, naftalin, antresen gibi hidrokarbonlar alifatik hidrokarbonlar demiş. Yanlış. Bunlar aromatik hidrokarbonlardır. Alifatik olanlar kimlerdi? Alkanlar, siklo alkanlar, alkenler, siklo alkenler ve alkinler neydi arkadaşlar? Alifatik hidrokarbonlardı. Benzen ve türevleri ise aromatik hidrokarbonlardır diyoruz. O yüzden D şıkkı yanlıştır, işaretliyoruz. 15. soru. Yukarıdakilerin hangilerine verilen adlandırmalar aynı bileşik için kullanılır? Metil benzen toluen. Arkadaşlar benzen halkasına bir tane metil bağlanmışsa bunun ismi metil benzendir ve özel ismi toluendir. Doğru. Amino benzen anilin. Bu sefer de benzen halkasına NH2 bağlanmışsa bu amino grubuydu ve ismi amino benzen veya anilindir. Bu da doğru. Hidroksi benzen fenol. Bu sefer de benzen halkasına ne olmuştur? Hidroksi grubu bağlanmıştır ve bunun özel ismi fenoldür diyoruz. Yani 3 de doğrudur. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Bunu işaretliyoruz. 16. soru. Bileşiği ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Arkadaşlar bileşe baktığımız zaman bu bileşin ismi nedir? Amino benzen veya daha çok kullanılan ismi anilindir. Ve anilin maddesi nerede kullanıldı? Boya üretiminde kullanılabilir. Evet, doğru. Anilin olarak adlandırılır. Evet. Sulu çözelsi baz özelliği gösterir. Evet. Organik bileşiklerde NH2 amino grubu varsa arkadaşlar bazik özelliktedir. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. 17. soru. Fenol ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Formülü benzen halkasına bir tane OH şeklinde bağlanmış şeklindir. Evet, doğru. İkinci yargı beyaz kristal yapılı moleküler bir katıdır. Bu da doğru. Sulu çözeltisi zayıf asit özelliği gösterir. Evet arkadaşlar fenol bir asitti. Alkol değildi. Dördüncü yargı moleküller arasında hidrojen bağı içerir. Evet buradaki OH'tan dolayı arkadaşlar fon elementi varsa ve yanında H da varsa arkadaşlar neydi? Hidrojen bağı içerirdi. Bu da doğru. O yüzden 1, 2, 3, 4 önermelerinin hepsi doğru olduğu için cevabımız E şıkkıdır diyoruz. 18. soru. Aşağıdaki aromatik bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Evet, benzen halkasına NH2 bağlanmışsa anilindi. Doğru. CH3 bağlanmışsa toluendi. Bu da doğru. Burada fenol demiş arkadaşlar. Yanlıştır. Çünkü CH2 bağlanmış ve sonra OH bağlanmış. Arkadaşlar fenol bileşiği şuydu. Ama benzen halkasında bir tane CH3 bağlanırsa ve buradan bir tane hidrojen eksilirse arkadaşlar bu neydi? Benzildi. O zaman bunun ismi nedir? Benzil alkoldür. Yani buradaki ifade yanlış olduğu için cevabımız C şıkkı oldu. 19. soru. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi H2 ile katılma tepkimesi vermeye yatkın değildir? Arkadaşlar katılma tepkimesi verenler kimlerdi? İkili bağ veya üçlü bağ içerenlerdi. Fakat benzen halkasında 3 tane ikili bağ olmasına rağmen bu yapı çok kararlı olduğu için arkadaşlar katılma tepkimesi vermezdi. Yani soruda bunu sorguluyorlar zaten. O yüzden A şıkkındaki benzen molekülü katılma tepkimesi vermez. Ama C, B, D ve E şıkkındaki pi bağları içeren moleküller arkadaşlar katılma tepkimesi verir. Benzenin özel durumu benzen ve aromatik hidrokarbonlar kararlı yapıdadır. O yüzden buradaki iki bağlar kırılıp katılma tepkimesi vermezler diyoruz. 20. soru. Bileşiği ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? İki tane benzen halkası yan yana gelmişse bu bileşik naftalindi. O yüzden birinci yargı doğrudur. İkinci yargı aromatik bileşiktir. Evet, naftalin de bir aromatik hidrokarbon sınıfı bileşiktir. Doğru. Kapalı formülü C10H8'dir. Evet arkadaşlar sayabiliriz isterseniz. Şöyle yapalım isterseniz. Şöyle çizelim bu molekülü bir daha. İki tane halkayı yan yana yazıyoruz. Böyle, böyle, böyle ve şöyle şöyle 3 tane 5 tane pi bağ koyuyoruz.
Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ne var? Karbon var. O yüzden C10. Buradaki karbonlara bakarsak 3 bağ yapmış, bir tane hidrojen vardır. 3 bağ yapmış, bir hidrojen bağ var. Bir tane daha hidrojen, 3 bağ yapmış çünkü. 3 bağ yapmış, bir hidrojen. Şuradaki karbonlara baktığımız zaman arkadaşlar 1, 2, 3, 4 bağ yapmışlar. O yüzden nedir arkadaşlar? Buradakiler hidrojen içermezler. Buraya baktığımız zaman yine 1, 2, 3, 4 tane daha hidrojen vardır. O zaman C10, H8 olacaktır. Kapalı formülü. Yani 4, 3. yargı doğrudur. Cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. Evet arkadaşlar, filmimizin sonuna geldik. Konuyla ilgili sorular çözmeniz gerekmektedir ve bunları öğrenmeniz gerekmektedir. Tavsiyem bu formülleri, isimleri odanıza bir A4 kağıdına yazıp asmanız ve bunları sürekli görmenizdir. Bu şekilde daha kolay öğrenebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.